kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Kedicikler dalışa gidiyor. Bir gün babaları tatlı kedicikleri bir deniz fenerinde yaşayan dedelerini ziyarete götürdü. Hey, hoş geldiniz küçük kedicikler. Merhaba dede. Baba. Miyav. Sen fabrikaya gidebilirsin. Biz çocuklarla çok eğleniriz. Bu harika. Harika. Miyav, 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 miyav. Bugün okyanus çok sakin görünüyor. Bu harika. Çünkü hep birlikte deniz altında yüzmeye gidebiliriz. Acaba dedemin bahsettiği denizaltı da ne? Nasıl olacak ben etrafta denizaltı göremiyorum? Evet, hazır mısınız? Tüple dalış yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Dalmaya gidiyoruz. Tüple suyun altına dalış yapacağız. Nasıl nefes alacağız dede? İçinde hava olan özel tüplerle nefes alacaksınız. Suyun altında nasıl göreceğiz dedeciğim? Özel su altı maskeleriyle. Hareket etmek zor olmayacak mı? Hayır, bunun için paletleriniz olacak. Üstümüze de bu gösterişli dalış kıyafetlerini giyeceğiz. Bunun için bir sürü ekipman gerekiyor. Neden suyun altında yüzüyoruz ki? Evet doğru, aşağısı çok ıslak. Çok güzel, özel ve değerli bir deniz kabuğu arıyoruz. Şuradaki kayanın yakınlarında. Sonra zaman dona kalır. Haydi gelin çocuklar. Çocuklar, sizi bekliyorum. Haydi gidelim. Suyun altında kedicikler kendilerini tüy gibi hafif hissediyordu. Bir deniz canavarı kuyruğumu ısırdı. Bu değil. O sadece küçük bir yengeç. Sana zarar veremez. Hadi suya gel. Hayır. Sanırım bana bu kadar dalış yetti dede. Bence haklısın Puding. Ben de seninle kalacağım. Suyun altında kalırsam bronzlaşamam. Tamam o zaman. Ben de gidip o güzel ve harika deniz kabuğunu tek başıma bulurum. Tatlı kedicikler dedelerinin dürbünüyle etrafı izliyorlardı. Vay, şu dağlara bakın. Etrafında kuşlar uçuyor. Ben de bakacağım. Ben de. Çetin patilerini hazır ver. Daha bitirmedim. Olamaz. Dedem çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Tüplü dalış yaparak dürbünü arayabiliriz. Bu harika bir fikir. Hadi atlayın. Dedelerinin gözü tatlı kediciklerin üzerindeydi. Onlar dalışın ne kadar harika olduğunu keşfederken keyiften dört köşeydi. Söyleyin bakalım, dalışı sevdiniz mi? Bence harika. Bak ne bulduk. Muhteşem bir hazine buldum. Ben de bu güzel deniz kabuğunu buldum. İşte bu tam da bulmak istediğim türde bir deniz kabuğu. Sizden tüplü dalış dersi mi alsam, ne yapsam? Dede söylesene, neden böyle bir deniz kabuğu arıyordun ki? Bunun özelliği nedir? Bu deniz kabuğunun içinden okyanusun bütün seslerini dinleyebilirsiniz. Çok güzeldir. Hadi onu kulağına koy. Tüplü dalış o kadar kolay bir şey değildir. Ama tatlı kedicikler dalmayı bir kez öğrenince deniz altında muhteşem şeyler keşfedebileceklerini gördüler. Kelebek. Güzel bir günde tatlı kedicikler oyun parkında çok eğleniyordu. Gece hayalet gibi bir şeye benziyor.
Yakalamaya çalıştığın şey nedir Puding? Gerçek hayatta daha önce hiç görmediğim harika kelebekleri. Böylece onlara kendim bakabilirim. Yakalamak için uğraştığım şey bir gökkuşağı kelebeği. Kanatları güzel bir gökkuşağı gibi rengarenk. Puding, bu gerçekten de harika. Onlardan birini görmeyi gerçekten çok isterim. Aslında onlar burada yaşamıyor. Gökkuşağı kelebekleri sadece tropik ülkelerde bulunuyormuş ya. Tatlı kedicikler eve döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaştılar. Bilin bakalım ne oldu. Dedeniz bize bir kutu tropikal meyve gönderdi. Harika değil mi? Hmm, ananas. Oh, küçük bir tırtıl. Aa, şuna bakın. Gerçekten büyük bir tane. Onu burada tutabilir miyim anne lütfen? Büyük bir kelebek olursa ne güzel olur. Olabilir tabii ama lütfen evin her tarafına sürünmesine izin vermeyin. Tırtıllar beni korkutur. Söz veriyorum anneciğim. Gözlerimi ondan ayırmayacağım. Müthiş! Miyav, 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 miyav. Kıvrımlı ve şekilsiz tırtılın bir süre sonra gerçekten güzel bir kelebeğe dönüşeceğinden emin misin? Eminim dönüşecek. Ona gerçekten iyi, dikkatli ve özenle baktığım sürece. Oh. Bir zamanlar bir kelebek vardı. Kanalı değiştirebilir misin lütfen? En sevdiğimiz dizi başlamak üzere. Beklemeniz gerekiyor. Tırtılımız kelebekler hakkındaki bu programı izlemeyi gerçekten sever. Biraz abartıyor gibisin. Ya o şey hiçbir zaman kelebeğe dönüşmezse? Evet, dönüşecek. İkiniz de sadece bekleyin. Dünyadaki gerçekten ama gerçekten en güzel kelebeğe dönüşeceğini biliyorum. Yaşasın. Sonunda oldu işte. Ne oldu? Tırtıl bir kelebeğe mi dönüştü? Aslında tam olarak değil ama yakında dönüşecek. Bir kozaya girdi ve bir kelebek olarak geri dönecek. Güzel bir kelebek yerine çirkin, ürpertici bir böcek ortaya çıkarsa ne olur? Gergedan böceği falan gibi bir şey. Ya da belki onun yerine harika bir yarasa çıkacak. Ya da başka bir şey ortaya çıkarsa, özel güçleri olan bir kedi mesela. Harika. Şimdi gerçekten gerginim. Hadi canım, şuna bakın. Bu tam olarak umduğum şeydi. İşte bu gökkuşağı kelebeği. İnanılmaz, bu gerçekten çok güzel. Anne babamıza gösterelim. Ne kadar güzel bir kelebek. Harika iş çocuklar. Dürüst olmak gerekirse işi yapan biz değildik. Puding yaptı. Evet, Puding Turtle'la çok iyi ilgilendi. Ve şimdi onu kavanozdan çıkarmamız gerekiyor. Böylece özgürce uçabilir. Diğer tüm harika güzel kelebeklerle beraber. Bir ara bizi ziyarete gel gökkuşağı kelebeği, tamam mı? Umarım iyi olursun. Görüşürüz. Canlarım, gökkuşağı kelebek dostunuzu hep hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi sizin için aldığım aksesuarları takın. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Puding'in iyi bakımı sayesinde gökkuşağı kelebeği kendine tropikal bir ülke bulabilir. Tabii ki bizimkilerin arka bahçesinde. Kara Kedi Günü. Bir gün tatlı kedicikler ve arkadaşları Kara Kedi Günü'nü kutlamak için hazırlanıyordu. İşte bizim tatlı kara kedimiz. Kutlamaya başlamadan önce her şeyi hazırlayacağım. Baba kedi kara kediyi gizli bir yere sakladı ve kediciklerin bulması için etrafa ipuçları bıraktı. Kedicikler, eğer kara kediyi saat 6'dan önce bulursanız efsaneye göre size hediye getirecektir. Yaşasın! Miyav, 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 miyav!
bakın. Ha. Biriz daha. İşte kara kedi burada. Kara kedinin bu küçük kaba sığacağını sanmıyorum çocuklar. Ha, bu benim düdüğüm. Gerçekten çok hoş ve parlak. Sanırım bu bir tür ipucu olabilir çocuklar. Belki onu çalmamız gerekiyordur. Hey, düdüğe ihtiyacımız var. Bu bir ipucu. Hey, burada bir ipucu var. Ahu Dudu. Sanırım parktaki Ahu Dudu çalılarına gitmeliyiz. Baba kedinin kedilere hazırladığı ipuçları kolay değildi. Ama zorlu bir çalışmanın ardından son ipucunu buldular. Anlaşılan kara kedi evin içinde bir yerde. Hadi acele edin. Çocuklar durun. Gece nerede? Hey gece. Belki de onu yanlışlıkla kuma gömdük. Bir saksan geceyi yakalamış olabilir. İmdat! Belki de bir yerde kaybolmuştur. Miau! Çok iyi bir fikrim var. Geceyi aramaya çıkmalıyız. Bunu yaparsak kara kediyi zamanında bulamayız. Ve o zaman hediyelerimiz gelmez, değil mi? Gece bizim dostumuz. Onu bulmak hediyeden daha önemli. Hey gece! Gece! Yardım edin çocuklar. Bu çukurdan çıkamıyorum. Burası çok kaygan. Elimi tut. Anlaşılan kara kediyi vaktinde bulamadınız değil mi? Gece çukura düştü ve oradan çıkamadı. Ve biz de onu kurtardık. Doğru olanı yapmışsınız çocuklar. Sonuçta gecede bir kara kedi ve onu saat 6'dan önce buldunuz. Bunun size hediye getirmesi gerekir. İşte bu hediyeniz. İçinde özel yazılar olan çikolatadan kedi. Bu harika! Miyav, 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 miyav. Benim kağıdımı okur musun lütfen anne? Bu yıl çok eğleneceksin hayatım. Bir sürü ilginç şeyle karşılaşacaksın. Her zaman yanında olan dostların var. Bu yıl herkes için yıl çok güzeldi. Çok ama güzel özellikle gece bekliyor. İçin. Çünkü en büyük hediye yanınızda harika dostlarınızın olmasıdır. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam Dergisi'nin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav! Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Hayır Puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani Puding artık bir balık mı olacak? Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum.
Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Pudding'i balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Ah, artık çok geç. Şeker, annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekneyi nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dedi. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekneyi daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanusta epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi. Japon balığı. Tatlı kedicikler evcil hayvan beslemek istiyordu. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Vay, bu bir Japon balığı. Onu beslemek çok kolay. Suyunu temiz tutmanız ve yemini vermeniz yeterli. Bence üstesinden gelirsiniz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Balığa kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor. Onu beslememiz lazım. Hadi ona bir parça ekmek verelim o zaman. Bu şekilde ona iyi bakmış olmayız. Bence çok lezzetli bir şey yedirelim. Kedicikler balığa babalarının pastasından bir parça götürdü. Al bakalım, umarım seversin. Hayır, durun. Akvaryuma istediğinizi atamazsınız ama. Balığın özel yemi bu. Balıklar çok yemek yemez. Ufak bir parça balık yemi yeterlidir. Burada durup saatlerce onu izleyebilirim, biliyor musunuz? Çocuklar, dışarıda hava çok güzel. Neden bir süre balığı bırakıp dışarıda oynamıyorsunuz? Balığı da dışarı çıkarabilir miyiz? Tabii çıkarabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız gerek. Tatlı kedicikler balığı göstermek için arkadaşlarını evlerine çağırdılar. Bence çok güzel bir balık. Çok iyi yüzdü kesin, evet. Peki onu besleyip biraz dolaştırabilir
Ben de çocuklar, ben de. Yaşasın. Duman, sen yeterince gezdirdin, sıra bende. Balık biraz mutsuz görünüyor. Ona deniz canlıları ile ilgili bir kitap okursam belki kendini daha iyi hisseder. Bak, bu bir ahtapot, tamam mı? Ve bu da bir mavi balina. Ona bunları okursan evini özler Puding. Ben onu şimdi neşelendiririm. Mutlu 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 balık. Belki de karnı açtır. Hepsi bitmiş. Ben sorunun ne olduğunu biliyorum. Annem balıkların çok az yediğini söylemişti, hatırladınız mı? Ama biz ona koca kutuyu boca ettik. Ah zavallı balık. Mutsuz görünmesine şaşmamalı. Birinin sizin odanıza bu kadar çok yemek attığını düşünün çocuklar. Bu suyu da değiştirmek lazım. Bizim için hava neyse balık için de su odur. Etrafınızdaki havanın bir anda kirlendiğini düşünün çocuklar. Hava berbat kokuyor, değil mi? Evet, haklısın. Hava hiç de temiz sayılmaz. Sizin henüz bir evcil hayvana bakabileceğinizi hiç sanmıyorum. Bu yüzden Japon balığını mağazaya geri götürüyorum. Hayır anne, dur. Lütfen bize bir fırsat daha ver. Balığa bu sefer iyi bakacağımıza söz veriyorum. Ona çok az yemek vereceğiz, fazla değil. Suyunu da her gün değiştireceğiz. Evet, artık balığınız kendini çok daha iyi hissediyor. Bakın, kavanoz için gökkuşaklı bir süs aldım. Böylece hep mutlu ve iyi olacak. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece Japon balığı ailenin bir parçası oldu. Ve tatlı kedicikler ona hep çok iyi baktı. İtfaiye istasyonu. Mutlu bir günde tatlı kediciklere büyük bir oyuncak itfaiye arabası hediyesi gelmişti ve itfaiyeci kaskları. Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçın'ın babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun, herkes sana yol veriyor, ne güzel. Evet, hem onların parlak kaskları da var. Üstelik itfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Harika! Miyav, 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 miyav! Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba. Vay, bu itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabii bu kocaman. Bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye, itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. Ah!
İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giyinmesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın alarmı! Ağaç evde yangın çıktı çocuklar. Giyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Oo. Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız kedicikler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler, itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler. Güzel kedicikler. Bir gün tatlı kediciklerin güzel şeyleri çok seven arkadaşları Cupcake geldi. Sizi çok eğlenceli bir güzellik yarışmasına davet etmek için geldim. Birinci harika bir ödül kazanacak. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Demek güzellik yarışması ha? Güzellik tam olarak ne demek? Cupcake ödülün sahibine nasıl karar verecek? Sizce arkadaşlarımızdan biri bize güzelliğin ne olduğunu söyleyebilir mi? Çok emin değilim ama bence güzellik budur arkadaşlar. En güzel kimdir bilmiyorum ama en korkutucu kimdir biliyorum. Şey, bence aramızdaki en güzel kedicik Şeker'dir. Çünkü siz uzunsunuz, oysa mini. Ne demek istiyorsun? Uzunlar güzel olamaz mı yani? Harika. Önce güzelliğin ne olduğunu anlamalıyız ki büyük ödülü kazanalım. Cupcake güzel şeyleri sever. Bu yüzden yarışma davetiyesindeki kedilerin güzel olduğunu düşünüyor olmalı. Pekala, hadi bir göz atalım. Siyah takım elbise ve papyon. Kıvrık bıyıklar. Işıltılı bir elbise, havalı saçlar ve şık ayakkabılar. Çok güzelmiş. Tatlı kedicikler davetiyedeki kediler gibi görünmek gerektiğini düşündüler. Anneciğim, babacığım. Bizim acilen siyah takım elbiseye ihtiyacımız var. Tabii, bir de papyon. Benim de ışıltılı bir elbiseye, havalı saçlara ve şık ayakkabılara ihtiyacım var. Bıyıklarımızı da kıvırtmamız gerekiyor. Sonra da tırnaklarımızı kestirmemiz ve parlatmamız gerek. Bütün bunlara neden ihtiyacınız var ki? Çünkü güzellik yarışması için güzelleşmemiz gerekiyor. O zaman yarışmayı kazanabiliriz. Evet. Aa, sizi şaşkın ve güzel kedicikler. Sizce güzellik yalnızca kıyafet ve saçtan mı ibarettir? Aa, evet, güzelliğin davetiyenin üzerindeki resimdeki gibi olduğunu düşündük. Hiç de değil. Gerçekten hiç ilgisi yok. Bir de şu resimlere baksanıza. Ya da güzel bir müzik. Çiçeklerin de keyfini çıkarabilirsiniz. Ya da güzel bir gün batımının. Bakalım doğru anlamış mıyım?
Güzelliğin çevremizde olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, ama güzellik aynı zamanda içimizdedir. İçimizde mi? Kesinlikle. Dünyaya güzel olduğunu göstermenin en iyi yolu yaptığın hareketlerdir. Nasıl göründüğün değil. Benim çok iyi bir fikrim var. Herkes çok güzel görünüyor. Seçim yapmak çok zor olacak. Şimdi de karşınızda son yarışmacılarımız. Ama bu bir güzellik yarışması. Güzel kıyafetler giyip saçınızı yaptırmadınız mı? Biz başka türlü güzellikler göstermek istiyoruz. İşte güzel bulduğumuz şeylerden biri. Çok güzel. Çocuklar, bu gerçekten çok güzeldi. Bize kereciklerin güzel olabileceği farklı yollar gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ödülü siz hak ettiniz. Hey, biliyor musunuz? Arkadaşım çok güzel manzara resimleri çiziyor. Ve sen de kemanınla çok güzel müzikler çalıyorsun. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Cupcake'in güzellik yarışması sonuç olarak her birimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren bir kutlamaya dönüşmüştü. Hem içimizde hem de dışımızda. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne. Hey, bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Hadi inleyin. Bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok. Bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh! Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda kuyruklu yıldız fırtınası var. Uzay canavarları. Anne, baba. Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler, ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet. Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Mutfak astroloji sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz. Her yere dağılmışlar.
Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Evet, kedi kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve üç astro kediciğin hikayesi. Harika! Miyav, 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 miyav! Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence bunu hemen yaz tatlım. Baba pişirin seslenin. Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar, bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Minik kuş, minik kuş, minik kuş! Bir yerde okumuştum, papağanlar konuşabiliyormuş. Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş, bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de, teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin. Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bence ona şey demeyi öğretelim. Ay. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama puding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! No! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın. Öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Ne? Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten.
Teşekkür ederim. Şeker lütfen. Tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır. Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Harika. Miyav, miyav, miyav. Teşekkür ederim kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Çamurlu eğlence. Kurabiye, şeker ve puding, karın nihayet eridiğini görmekten son derece mutluydu. Ne zamandır bunu bekliyorduk. Ve sonunda geldi işte. Güneş Hanım'ı kastediyorsun. Hayır, yeni tahterevalliyi söylüyorum. Çok güzel. Miyav, 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 miyav. İlk giden kapar, evet. Dikkat et kurabiye. Yeni tahterevalli yapışkan kirli bir çamur birikintisinin tam ortasındaydı. Yürüyerek tahterevalliye gitmeye kalkarsak her tarafımız çamur olur. Babam burada olsaydı hiç sorun olmazdı. Üçümüzü de kucağına alır tahterevalliye taşırdı. Ama Pudding, babam bize yardım edemez. Şu an işte. Merhaba. Doğru ya, ben fabrikada çalışıyorum. Bir dakika, çamurlanmamak için ayaklık kullanabiliriz. Başka güzel önerilerin de varsa söyle kurabiye. Çamurun üstüne bir şey koyup onunla karşıya geçebiliriz. Peki ne yapalım? Hey, ben ne yapacağımızı biliyorum. Çok derin değil. Bakın çocuklar, lastik çizmelerle rahatça çamurdan geçebiliriz. Şimdi tatlı kediciklerin yüzlerinde gülücük, ayaklarında da lastik botlar vardı. Ama Cupcake'le gece de tahterevalliye ulaşmaya çalışıyordu. Hadi Cupcake, dikkat et gece. Üstüm başım çamur olursa bu kadar şık görünemem. Miyav! Kirli çamur. Şeker, ilk binen olmak ister misin? Evet, çok teşekkürler Cupcake. Bu iş çok eğlenceli olacak. Ama lütfen çizmelerime çamur sıçratmayın. Olamaz. Her taraf çamur oldu. Gece bile baştan aşağı çamura bulanmış. Gülmeyin, elbisem battı. Benim de gömleğim. Pudding, ağlama. Birikintideki suyla seni temizlerim. Ama ne yazık ki suyla silince çamur daha çok dağıldı. Şimdi daha kirli oldum. Nasıl olsa üstümüz başımız kirlendi. Bence artık çamurun tadını çıkarabiliriz çocuklar. Kurabiye, özür dilerim ama bu çok iğrenç. Çocuklar, üstümüzü başımızı kirlettiğimiz için annemiz çok üzülecek ama. İyi de bu çamuru biz getirmedik ki. Dışarıda oynamaya çıkmadan önce çamurun kurumasını beklemeliydik. Bu çamur ne zaman kurur? Sanırım yaza kadar kurumuş olur. Vay, çok eğlenmişe benziyorsunuz. Üstümüze çamur bulaştırdığımız için çok üzgünüz. Ama merak etme, bundan böyle dışarı çıkmamaya karar verdik. En azından yaz gelene kadar. Yaza kadar dışarı çıkmayacak mısınız? Anne, sen de bizim gibi çamurlandın. Doğru, ama bu kadar çamurdan kimseye zarar gelmez. Ama üstündeki giysi mahvolmadı mı? Yok canım, sadece biraz kirlendi. Ama çamaşır makinesi her şeyi pırıl pırıl yapar. Yaşasın, hep birlikte çamaşır makinesini alkışlayalım. Evet, giysiler makinede yıkanabilir. Ama onları bilerek kirletmek hiç hoş değil. Sonuçta hasta olabilirsin. Çamur kuruyana dek içeride beklememiz gerekmiyor mu? Tabii ki hayır, dışarı çıkmak yararlıdır. Çamur olsa bile. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ve tam o anda baba eve geldi. Yani çamur içindeki o kişinin baba olduğunu düşündüler. Merhaba!
Araba çamura saplandı. Ben de inip itmek zorunda kaldım. Çamur tatlı kediciklerin çamur gergedanı gibi görünmesine neden oldu. Çamaşır makinesi çamurlu giysileri tertemiz yıkadı. Daha sonra ailece biraz daha eğlenmek için tekrar dışarı çıktılar ve kimse üstüne biraz sıçramasından rahatsız olmadı. Telefon. Eğlenceli bir günde tatlı kedicikler arkadaşlarıyla birlikte parkta oynuyorlardı. Sonra lekeli de onlara katıldı. Miau. Miau. Bakın demin babam bana ne verdi? Cep telefonu. Biliyor musunuz içinde bir sürü şarkı var. Fotoğraf da çekiyor. Miau, miau, miau. Ama en önemlisi şu, görmelisiniz. Süper gol. Müthiş, evet. Harika. Ben de bir tur oynayabilir miyim? Ben de. Bana da bir tur verir misin lütfen? Ama önce ben. Hadi, hadi gol. Tatlı kedicikler lekelinin yeni telefonuyla saatlerce oynadı. Lekeli'ye telefonunu ödünç verebilir mi diye soracağım. Bir sümüklü böcek fotoğrafı çekmek istiyorum da. Ben de en sevdiğim şarkıları dinlemek için isteyeceğim. Ben de sanal futbol turnuvasını bitirmek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Hey, annemle babama bize telefon almalarını söyleyelim. Böylece sürekli lekeliden istemek zorunda kalmayız. Harika! Miyav, 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 miyav! Birini araman ve bir şey hakkında konuşman gerektiğinde telefon çok işe yarar. Ama sürekli telefon iyi bir şey değil. İnsanlar birbiriyle konuşmak yerine sürekli telefonda konuşsalar nasıl olurdu bir düşünsenize. Miyav Cupcake, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet Şeker, uzun zaman oldu. Bir ara mutlaka görüşmeliyiz. Ya da gerçek canlı müzik yerine sadece telefonlarından dinleselerdi? He? Ya da herkes gerçek futbol yerine sadece telefonda futbol oynasaydı? Top tam 44 dakikadır bir kez olsun hareket etmedi. Bu futboldan başka her şeye benzerdi. Biz telefon yerine gerçek dünyada yaşayacağız. Teşekkür ederim anneciğim. Eline sağlık anneciğim. Rica ederim çocuklar. Oyun zamanı. Duman, Tarçın ve Gece hala Lekeli'nin telefonuyla oynuyor. Onu bir türlü ellerinden bırakamıyorlardı. Gol. 1-0. Bu harika. Çok iyi bir fikrim var. Onları telefonla oynamak yerine bizimle oynamaya ikna edelim. Bir gol daha. Harika. Hey. Gece, telefon sıranı beklerken biraz top oynayalım hadi. Tamam, olur. Tarçın'la Duman zaten benim önümde. Gol. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Duman, sen sıranı beklerken ben gidip biraz oynayacağım. Gol. Geçen seferki gibi yine ben kazandım. Ha, tamam, şimdi kim oynamak istiyor? Ha? Ha? Gol! Vay, gerçek bir futbol maçı. Arkadaşlar, ben de oynayabilir miyim? Tabii ki Lekeli. İyi bir forvete ihtiyacımız var. Yakala. Yaşasın. Bu kesinlikle telefondakinden daha iyi. Miyav? Evet anne, ben parktayım. Birlikte gerçek bir futbol maçı yapacağız şimdi. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Biriyle konuşmanız gerektiğinde telefon çok işinize yarar. Ama gerçek dünyada arkadaşlarla oyun oynamak her zaman daha iyidir.
Yılbaşı gecesi. Bir yılbaşı gecesiydi ve tüm aile kutlamaya hazırlanıyordu. Evet çocuklar, bugün saat 9'da yatmanıza gerek yok. Gece yarısına kadar bekleyip yeni yılı kutlayabilirsiniz. İlk defa yeni yılı yetişkinler gibi kutlayacaksınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Gece yarısına kadar uyanık kalacağız. Yeni yılı hep birlikte kutlayacağız. Küçük kol ve büyük kol en tepede olduğunda yeni yıla gireceğiz. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ve 5 dakika sonra... Yeni yıla ne kadar kaldı? Ben biraz sıkıldım çocuklar. O zaman bir şeyler yapalım. Neden annemize yardım etmiyoruz? Anne. Anne. Anne, sana yardım etmek istiyoruz. Teşekkürler canlarım ama kendi başıma halledebilirim. Tamam, o zaman babama yardım edelim. Baba, yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim çocuklar. Ama havai fişekleri dışarı yerleştirmem gerekiyor. Bu size göre bir iş değil çocuklar. Üzgünüm. Biraz televizyon izlemeye ne dersiniz? O arada zaman hemen geçmiş olur ha? En sevdiğim korsan programı başlamış. Harika! Bu sırada saat ancak 9 olmuştu. Asla uyumamalıyız. Televizyon yüzünden olmalı. Ne? Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte yatağa gidiyorduk. Uyuyakalırsam tüm eğlenceyi kaçıracağım. Hey çocuklar, kafamızda bir kova su taşıyabiliriz. Böylece onu dengede tutmaya çalışırken uyuyakalmayız. Evet, ama düşürürsek ne olacak? Yeni yıla ıslak girmek istemeyiz. Çünkü yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer, değil mi çocuklar? Baksanıza, bence şimdi dışarı çıkmalıyız. Hava çok soğuk olduğundan asla uyuyakalmayız. Buz küpüne dönmüş bir halde yeni yıla nasıl gireceğiz, söyler misiniz? Çok iyi bir fikrim var. Neden vaktimizi arkadaşlarımızın yılbaşı hediyelerini paketleyerek değerlendirmiyoruz? Böylece uykumuz gelmez çocuklar. Yılbaşı hediyelerini paketlemek çok eğlenceli olsa da aynı zamanda çok da yorucuydu. Kurabiye, şeker ve puding. Gece yarısı olmak üzere. Şuna bak. 3 küçük hediye paketi varmış burada. Bırakalım da uyusunlar hayatım. Çok yazık oldu. Ama sorun değil. Gelecek yılki yılbaşında tekrar deneriz. Anlaşılan şeker yeni yıl kutlamasını kaçırmamak için öncesinde alarm kurmuş. Herkese günaydın. Olamaz. Uyuyakalıp yeni yıl kutlamasını mı kaçırdık? Gece yarısına daha 30 dakika var. Yani kaçırmadınız. Bir şekerleme yaptım. Partiye hazırım. 5, 4, 3, 2, 1 ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Diğer kedicikler de uyanık kalabilmeyi başarmış. Mutlu yıllar! Kedicikler birbirlerine yılbaşı hediyelerini verdi. Bir sürpriz daha. Babam havai fişek patlatacak. Tatlı kediciklerin ilk yetişkin yılbaşı gecesi çok renkli. Havai fişekli ve arkadaşlarla yaşasın dolu geçti. Ve hiçbirinin birazcık bile uykusu gelmedi. İlk uçak yolculuğu. Bir sabah anne ve baba kedinin heyecan verici bir haberi vardı. Yarın ailecek bir tatile çıkıyoruz çocuklar. Ve ayrıca oraya gitmek için uçağa bineceğiz. Uçak mı? Gerçekten mi? Vay canına. Daha önce hiç gerçek bir uçağa binmemiştik. Peki nasıl olacak baba? Önce havaalanına gideceğiz. Orası bütün uçakların yaşadığı bir ev gibi.
Sonra tüm bavullarımızı alacaklar. Hey! Bırak beni! Sonra biletlerimize bakacaklar. 1, 2, 3, 4. Peki beşinci nerede? 5! Ve sonra uçağa bineceğiz, havalanacağız ve bulutların üstünde uçacağız. Bulutların üstünde mi? O kadar yukarıda mı olacağız? Bu harika! Miyav, 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 miyav! Sonraki gün anne, baba ve kedicikler taksiyle havaalanına gitti. Hadi, uçağa geç kalmak istemeyiz. Yoksa bizi almadan giderler. Ha, öyle mi? Önce tüm bavullarımızı sarıyoruz. Böylece onlara hiçbir şey olmayacak. Sadece büyük bavulların teslim edilmesi gerek. Puding, hayır. Ve şimdi nereye oturacağımızı öğreneceğiz. Ben cam tarafına oturmak istiyorum. Ben evimizdeki güvenlik koltuğumuzda oturmak istiyorum. Pekala, Puding, kurabiye ve şekerle oturacak. Ve bu makine bavullarımızda ne olduğunu gösteriyor. Sıvılara bakıyorlar çünkü onları uçağa kabul etmiyorlar. Öyle mi? Hey, o şişeyle uçağa binemezsin. Aa, öyleyse eve gitmem gerekecek. Suyunu burada içtikten sonra uçağa binebilirsin. Çabuk ol, yoksa geç kalacağız. Güzel, hadi gidelim. Şimdi olmaz. Tuvalete gitmem gerekiyor. Lütfen dikkat. Bu kurabiye, şeker, puding ve ebeveynlerinin uçağa gelmesi için son çağrımızdır. Hadi koşun. Bizi bekleyin. Ben bulutların üstünde uçmak istemiyorum. Bırakıp gidin beni. Tatile çıkmak istemiyor musun? İstiyorum. Ama uçmaktan çok korkuyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bir şeyden korktuğumuz zaman ne yapıyorduk Puding? İmdat, imdat, imdat diye bağırıyoruz. Hayır, gözlerimizi kapatıyoruz. Böylece o kadar korkmuyoruz, değil mi? Kurabiye ve şeker Puding'in gözü kapalıyken uçağa binip koltuğuna oturmasına yardım etti. Vay, çok yüksekte uçuyoruz. Bulutlar çok yumuşak ve güzel görünüyor. Ha? Vay canına, hiç de korkutucu değilmiş. Hatta harika görünüyor. Birazdan nefis atıştırmalıklar ve içecekler servis edeceğiz. Bu arada çizgi roman ve dergi okumak ister misiniz çocuklar? Bu harika. Uçmaktan korktuğuma inanamıyorum çünkü bu gerçekten harika. Miyav, 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 miyav. Hala havada mıyız, söyler misiniz? Evet hayatım, çok yüksekteyiz. Getirmemi istediğiniz bir şey var mı? Gözünü kapatarak oturduğu sürece bir sorun yok. Zavallı şey uçmayı hiç sevmez. Çok yazık. İyi olacağım ama lütfen patimi bırakma, tamam mı? Tatlı kedicikler gerçek bir uçakta harika vakit geçirdi. Ve cesur Puding artık uçmaktan korkmuyor. Bir gün tatlı kedicikler bütün gün oyunlar oynadı. Ve yatma vakti geldiğinde uyumak istemediler. Pes ediyorum. Üzgünüm ama sanırım zamanı geldi. Onu aramamı mı istiyorsun? Emin misin? Hey çocuklar, tahmin edin yarın sizi görmeye kim geliyor? Muffin amcanız. Babanız ve ben bazı işlerle uğraşırken sizin yanınızda kalırız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ve sonraki gün Muffin amca eve gelir.
Nasıl gidiyor kardeşim? Oo. Merhaba. Ah, sizi görmek ne güzel. Yeğenlerim nasılmış bakalım? Sizi uzun zamandır görmemiştim. Vay canına, şuna bak, ne kadar büyümüşsün. Sanırım beni hatırlamıyorsunuz değil mi? Ne olsun, bugünden sonra hatırlayacaksınız çocuklar. Hadi annecik babacık gidebilirsiniz. Muffin amca gerçekten çok eğlenceliydi. Kedicikle tıpkı onlardan biriymiş gibi oyunlar oynadı ve sorumlulukları hiç kafaya takmadı. Durun, burayı temizlememiz gerekiyor çocuklar. Temizlik çok sıkıcı bir şey. Onun yerine koltukta zıplayalım hadi. Koltuğu kırdık. Bunu tahmin etmemiz gerekecek. Boş ver seni. Onun yerine top oynayalım hadi. Hadi gidelim. Muffin amca, saati yerine takmamız gerekiyor. Ha, hayır, su birikintisinde zıplamayı tercih ederim. Olamaz, Muffin amca çok sorumsuz davranıyor. Kapıyı kapatalım da içeride başka bir şeyi kırmasın. Tamam ama kapıyı kırarsa ne olacak? Hey. Belki ona ninni söylersek uyuyakalır. Bu kadar yeter Muffin amca. Uyu artık ve etrafı dağıtma. Ama ben dağıtmayı seviyorum, tıpkı müziğimde olduğu gibi. Afacan kedi, afacan kedi. Evet, ninnim burada bir işe yaramayacak. Özel bir uyku şekeri bulmalıyız bence. Keşke özel uyku şekeri diye bir şey olsaydı. Hadi bakalım yeğenlerim, gelin de bir güzel bana sarılın hadi. Anne, baba. Lütfen yardım edin. Muffin amca çok sorumsuz davranıyor. Eyvah eyvah, gerçekten mi? Dün bir grup kediciğin yaptığı gibi mi yani? Üçümüzden bahsediyorsun değil mi? Ne? Olamaz. Ben Muffin amca gibi olmak istemiyorum. Ben de hiç istemiyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bunun çözümü uslu durmak. Böylece Muffin amca gibi olmayacağız. Anlaşılan dersinizi aldınız çocuklar. Bu rolü oynama sebebim de buydu. Ne? Muffin amcanız yetenekli bir oyuncudur. Söz dinlememenin nasıl göründüğünü göstermek için onu buraya davet ettik. Elbette gerçek hayatta Muffin amcanız böyle biri değil. Asla öyle biri değilim. Hatta her zaman diğerlerini dinlerim ve çok da terbiyeliyimdir çocuklar. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Herkes Muffin amcanın evde oluşturduğu dağınıklığı topladı. Tatlı kedicikler de uslu durup yardım etti. Ve çok eğlendi.